AD nedir arkadaşlar? Ee, burada MBO dediğimiz Hollanda'da yüksek, yüksek meslek lisesi var. Şimdi Türkiye'deki tam karşılığını tam göremedim. Yani yüksek meslek lisesi Hollanda'da direkt mesleğe dönüşüyor arkadaşlar. Yani bazı meslekler var ki yani bunun HBO yani üniversite bölümü ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Yani MBO'dan mesela gidebilirsiniz. Birkaç örnek vereyim. Sizler için de bazılarınız için de geçerli olabilecektir. Sağlık sektöründe çalışmaya gittiğinizde yarın bir gün MBO'dan mezun bazı bölümler var. Onları yapmanız yeterli yani. İlla HBO mezuniyetiniz gerekmiyor. Şimdi MBO ile HBO'nun tam ortasında iki senelik bir eğitim var arkadaşlar. Biz buna AD aslında degree diyoruz, AD eğitimi. Ee, bazı bölümlerim var. Mesela social works'un olduğunu biliyorum mesela. Ee, AD mezuniyeti ve diplomanızla normalde çalışabilirsiniz. Yani piyasada bunun karşılığı işler mevcut arkadaşlar. Ama tabii burada biraz bir artı bir durum var. Ablamız yani katılımcımız şunu çok güzel yapmış. UAF ile görüşmüş. UAF'de eğitime devam etmesi gerektiğiyle alakalı bir kanı oluşmuş. Bu çok güzel. Zaten yarın bir gün hepiniz için de geçerli olacak. UAF kurumu sizin için. Okuyun okumayın arkadaşlar. UAF işe yönlendirme de yapıyor çünkü. Tanışmanız onlarla, bunlarla alakalı, bu konularla alakalı oryantasyon görüşme yapmanız çok önemli olacak. Bunu zaten ifade edeyim. UAF görüşmesi sonucunda iki senelik okumayla alakalı bir e, imkan yani bir e, önünde bir ihtimal vermişler e, tabi dil seviyesi B1 diyor bundan alakalı şimdi tavsiyeler var birincisi değerli arkadaşlar habiyo okumak için e, dilinizin B2 olması şart yani B2 olmadan habyo bölümünde zorlanırsınız e, konuları bilseniz de hani vardır ya işte bir derya var ama ağzından küçük damla çıkıyor bir rahatsızlık verir bu e, bazılarımız gördüğüm oldu. B1 seviyede olsa bile konuşması çok güçlü olabiliyor. Onlara gene yapabilir diye tavsiye verebilirim ama genelimizden alakalı B2 tavsiye ediyorum. Yani bir HBO'da bir bölüm okuyacaksanız üniversitede burada yani MBO'da da okusanız arkadaşlar bizim çünkü çok hızlı geliyoruz bu dil seviyesine. B2 olmaya bakın. B2 olmadan bu kurslara başlamanız Size daha çok zarar verir. Faydası yerine. Şimdi B2'siniz ve bu kursa başladınız. Ha UAV size bir kontrat veriyor. Bu kontratı imzalamayla alakalı. Nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar UAV bir para veriyor. Bu bölümü bitirmenizle alakalı. Burada biraz bakın. Çünkü geneli bunların hibe'dir arkadaşlar. Ama birkaç şartlara bakmanızda fayda var. Yani mesela bir şart diyelim. Ee, bitiremediğinizde UAF'lan durumunuz ne olacak? Ee, çok detaylara vakıf değilim bu noktada. Yani UAF bu parayı geri mi istiyor zannetmiyorum ama e, böyle şartlar varsa bunları görüşün. Normalde benim bildiğim kadar istememesi lazım. UAF'ın böyle bir imkanı olmaması lazım. Çünkü bunlar genelde arkadaşlar hibe olarak veriyorlar ama şartlara bakın. Çünkü birazcık opsiyonlarınız olması lazım. Şöyle düşünün. Okula başladınız, staj yapmaya başladınız. Staj yaptığınız yer sizi beğendi ve işe almak istiyor. Böyle bir opsiyonunuz varsa niye hala okula devam edeceksiniz? Belki dual. Dual nedir? Dört gün çalışma, bir gün okula gitme. Belki o şeklinde devam ettirebilirsiniz. Gene üniversiteyi bitireceksiniz ve iş yeriniz bunu da mantıklı buluyorsa. Onun için UAF'ın bu verdiği şartnamede de iki senede bir ekstradan bakmak lazım. Yani burada mesela başarı kriteri ve hani parayı geri vermeme, işe girmeme veya eğitimi bitirmeme veya saat harcamama bunun gibi şartlara bakmanızda faydalı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra zaten e, UAF arkadaşlar sizin eğitimle alakalı. Çünkü 30 yaşı geçtikten sonra Hollanda burs sistemi size para vermiyor. UAF veriyor. E, eğer yanlış bilmiyorsam UAF sonra geri de talep edebilir. Çünkü diyor da aynısını hani bursa da verebiliyor. Ama bu da gelirinizi endeksliyor diye biliyorum.